İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün Birleşmiş Milletler'deyiz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin incelenmekte olduğu bir etkinlikteyiz. Bugün konuğumuz Baha Kesici. Baha, programımıza hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle sen buraya hangi vasıfla geldin? Ben şu anda burada Birleşmiş Milletler Major Group of Children and Youth'da Youth Advocate, gençlik savunucusu sıfatıyla bulunuyorum. Biz major gruplar olarak birçok yapılan çalışmalarda veya sessionlarda fikirlerimizi diğer member state'lerin görüşlerinin üzerine belirtiyoruz ve bu tarz toplantılarda aynı zamanda faktör olarak bulunuyoruz. Şimdi biz dedin, biz kim oluyor? Major Group. Gençlik ve Çocuk Çalışma ana major grubu. Nereden katılıyor insanlar? Yani şöyle, bildiğim kadarıyla geçmiş yıllarda çeşitlilik çok daha fazlaymış. Ancak Youth 2030 programının başlamasıyla birlikte birçok devlet kendi daimi temsilciliklerinde hükümete bağlı olarak gençlik delegeleri göndermeye başladığı için çoğunlukla şu anda gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerden gençlik delegeleri, gençlik savunucuları major gruplarla çalışıyor. Okay, so bu gelişmiş ülkelerde gençlerin sesinin daha kurumsallaştığını mı anlayacağız evet. Burada? Yani örnek vermek gerekirse Almanya en güçlü olarak bu anlamda gençlik delegesi olan ülkelerden birisi. Birçok gene Avrupa ülkesi başı çekiyor zaten. İrlanda şu anda sürecin içerisinde. Kendi hükümetlerinin burada nasıl daimi temsilciliklerinin altındaki çalışanları varsa aynı şekilde kendi devletlerinden seçilmiş olarak burada devleti temsil eden gençlik delegeleri de var. Şimdi bu HLPF'de şey yapılıyor, her sene bu 17 sürdürülebilir kalkınmada hedeflerinden böyle 4-5 tanesi seçiliyor ve detaylı olarak inceleniyor. Bu sene yoksulluk, açlık ve iklim konuları önde. Diğer iki kalkınma hedefi de hani cross-cutting dediğimiz, yani onları kolaylaştıran iki, yani işte biri evet. Kurumsallaşma, işte katılımcılık falan gibi konuları içeriyor. Şimdi bu şey dikkatimi çekti. İşte ilk gün yoksulluk ve açlık konuşuldu, ikinci gün iklim konuşuldu. Her oturumda gençlerden çok söz edildi. Bu nasıl oluyor, neden oluyor? Hani gençlikle bu konuların bağlantılarını bir anlatır mısın bize? Yani geçtiğimiz 10 yıl başta olmak üzere Birleşmiş Milletler gençliği karar alma mekanizmasının içerisine dahil etmek için çok uğraşıyor. Ya öncesinde sanki sadece gençler evet orada bulunsunlar, söylediklerimizi onaylasınlar, gençlerin de fikrini aldık diyelim mantığındaki işleyen süreç, artık gençler de karar alma mekanizmasının içerisinde bulunsunlar. Direkt olarak gençler tarafından idare edilen organizasyonlar gelsin, kendi katılımcıları da gençler olsunlar, yorumlarını belirtsinler, önerilerde bulunsunlar veya eleştiriler yapsınlar diye bir desteklenme durumu söz konusu. Pardon, sözünü keseceğim. Peki bu yaklaşım Birleşmiş Milletler'den mi geldi, yoksa gençlerin ısrarla biz burada varız demesi miydi? Elbette bunun sonucunda gerçekleşmiş bir süreçti, ama sonuç itibariyle Birleşmiş Milletler iyi tamam gelin artık demediği sürece hani gençler kapının önünde protesto yapmaya devam ederlerdi herhalde. Yani iklim değişikliği başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ekol yarattı, birçok hareket ortaya çıktı, birçok organizasyon kuruldu. Bununla birlikte pandeminin içerisinde ve pandeminin hemen öncesinde başlayan iklim süreci gençlerin doğrudan siyasete, uluslararası politikalara doğru yönelmelerini sağladığını düşünüyorum.
Onun dışında bu 2020'li yıllardan itibaren, 2021'den itibaren cinsiyet eşitliği üzerine yapılan çalışmalarda da gençler çok başı çekiyorlar. Avrupa zaten hani gençlere sürekli işte Erasmus Plus projeleri olsun, çeşitli European Youth Forumları olsun, gençlere yer vermeye çalışıyorlardı. Bunun Birleşmiş Milletler'de de şu anda yaşanıyor olduğunu görmek gerçekten sevindirici. Şey dikkatimi çekti. İlk gündü galiba yine bu yoksulluk oturumunda konu uzmanları konuştuktan sonra ülkeler kendi işte konumlarını falan anlatıyorlar. Onu genellikle bu resmi delegeler anlatıyor. İrlanda'da konuşmacı olarak onların youth advocate'i konuştu. Hoş bir şeydi ama orada youth advocate olarak konuşmadı. Yani çeşitli ülkeler işte ben burada gençlik delegesi olarak konuşuyorum diyenler oldu ama İrlanda kendi genç delegesini esas delegesi İrlanda adına olarak. konuşmuş Evet, oldu. İrlanda adına konuşmuş oldu. Şeyi merak ediyorum. Şimdi Türkiye, Türk hükümetiyle sizin nasıl ilişkiler veya gençlerle özellikle kurulmuş bir yapı, bir süreç var mı? Yani bildiğim veya etkileşime geçmeye çalıştığım kadarıyla maalesef yok. Gençliğin zaten yeterince yer bulduğunu ve hani bunun yeterli olduğunu düşünüyor olmaları gerekiyor. Türkiye'nin bir gençlik delegesi programı yok. Ve bildiğim kadarıyla böyle programı başlatmaya da çok niyetleri yok gibi duruyor. Daha önce katılmış mıydın Birleşmiş Milletler'in Evet. etkinliklerine? Ben dediğim gibi Gençlik ve Çocuk Ana Grubu üzerinden katılıyorum. Benim buradaki daimi temsilciliğimizle bir resmi bağlantım yok. Daha önce hangi toplantılara katılmıştın? 2023 Ekosok Gençlik Forumuna katıldım. 2023 gene High Level Political Forumuna katıldım. Şu anda da 2024 High Level Political Forumuna katılıyorum. Seni kim destekliyor? Katılımını kim destekliyor? Yani buraya akreditasyonumuzu sağlayan, davetiyeyi gönderen Birleşmiş Milletler'in organizasyon ekibi ve bizim buraya katılımımızı sağlayan süreçte benim major grubun içerisindeki görevim. Maddi açıdan da destek sağlıyorlar mı? Yok, maalesef. Kendin bir şekilde bu desteği Evet, yani sağlıyorsun. ya kendimiz sponsor bulmaya çalışıyoruz özel sektörden veya devlet kurumlarından. Devlet kurumlarıyla olan süreç maalesef şu anda Türkiye'de bu yeni bütçe planlamaları sebebiyle çok kesintiye uğramış durumda. Hiçbir devlet kurumu yerel, genel idarelerden bu anlamda bir olumlu geri dönüş almak mümkün değil. Zaten bize kadar bütçemiz kaldı elimizde şeklinde bir tavırları oluyor. Özel sektörden çoğunlukla arkadaşlarımız destek bulabiliyorlar sponsor anlamda. Ben de hakeza ilk katıldığım gençlik forumunda o şekilde gelmiştim. Onun dışında çoğunlukla gençler kendi masraflarını kendileri karşılamaları gerekiyor. Türkiye'de bu toplantıya senin dışında katılan var mı? Şu anda bir arkadaşımız daha var, Sude Balaban. Onun da dün bir konuşması vardı. İşte bu özellikle yoksulluk, açlık ve iklim hedefleri aslında sadece o üçü değil, hepsinde istenen ilerleme kaydedilmiş değil. Hatta işte sadece %10 yani 17 hedefin bir de 169 tane amacı var diyelim. Bunlardan sadece %17'si on track yani 2030'a kadar erişilebilecek durumda gibi. Erişmesi umut edilen ya da Umut. Doğru. Daha da pesimistik bir yaklaşım. Sen buradaki sorun ne sence? yani iklim değişikliği açısından da yoksulluk ve açlık yani birbirleriyle zaten çok bağlantılı durumlar. Bunun en yakın örneğini şu anda Afrika'da ve Orta Doğu'da ve Güneydoğu Asya'da görüyoruz. Güneydoğu Asya'da yaşanan aşırı hava olayları sebebiyle yerlerinden olan insanlar, göç etmek zorunda kalan insanlar veya
Orta Doğu'daki, Afrika'daki yaşanan kıtlıklardan dolayı göç etmek zorunda kalan, açlık yaşayan insanların hepsinin sonuçta bir iklim değişikliğiyle bir bağlantısı da var. Fosil yakıtlarımızı kullanmaya devam ettiğimiz sürece bununla alakalı bir geri dönüş çok mümkün değil. Ve 194 üye ülke var, yanlış hatırlamıyorsam 194 mü 8 miydi hatırlamıyorum. Yuvarlak hesap 200. 200 ulus devletinin 199'u da evet biz artık fosil yakıt kullanmayacağız. İleriye dönük olabildiğince işte karbon nötr, hatta karbon negatif ülkelere dönüşeceğiz dese ve sadece tek başına Çin Halk Cumhuriyeti yok biz bırakmıyoruz, biz kömürü de yakmaya devam edeceğiz, doğalgazı da yakmaya devam edeceğiz, plastiğimizi üreteceğiz dese iklim değişikliğini zaten tek başına Çin sebebiyle çözemeyecek durumdayız. Çünkü tarihsel olarak katkısına baktığımızda Çin tek başına %30 iklim değişikliğimizin sebebi. Amerika Birleşik Devletleri %15. Yani elbette hep birlikte daha iyi bir dünyayı inşa etmemiz gerekiyor ama maalesef ki hepimiz aynı derecede sorumlu olmadığımız gibi hepimiz aynı derecede de çözümün bir parçası olamıyoruz. Oturumda bir etkinliğiniz oldu. Genç sözcünüz konuşurken konuşma gerçekten çarpıcıydı. Sizler de ayağa kalktınız. Orada hangi mesajları vurgulamak istersin? Şöyle, öncelikle yapılan etkinlik, arkadaşımız konuşmanın içerisinde benim arkamda duran genç arkadaşlarım diye bahsettiği sırada sadece hatta Gençlik ve Çocuk ana grubundan değil diğer birçok major gruptan da arkadaşımızın destek olduğunu fark ettik yaşanırken. Biz de balkonda major grupların dinleme bölümündeydik ve ayağa kalktık tam arkamda duran arkadaşlar dediği sırada. Gençlik 2030 ajandası programı kapsamında neler yapılması gerektiği ve karar alıcıların burada nelerin üzerinde durmaları gerekirken başka nelerin üzerinde durduklarına çok iyi parmak bastı. Bazı sayısal çarpıcı ifadelerde de bulunuldu konuşmanın içerisinde. Mesela Paris İklim Anlaşması'nın gereklerinin yerine getirilmesi için 10 milyar dolar bir harcama gerekirken bütün dünyada dünyanın savunma sanayisine 2.4 trilyon dolar para harcadığından bahsedildi. Ulus devletler için tabii hani bu rakamlar sadece kendi bütçelerinin içerisindeki yerlerken bizim geleceğimizi etkileyen harcamalar aslında. Yani sadece iklim değişikliğinin üzerine harcanmadığı için şikayet etmiyoruz. Bütün dünyada önünü alamadığımız ve her geçen gün daha da büyüyen bir korkuya sebep olan savaşlar var ve birçok cepheye yayılmış durumda şu anda. Gençlik grubunun zaten iklim değişikliği, gençlik haklarının yanı sıra en çok üzerinde durmaya çalıştığı şey de bu. Birçok ülkede yapılan barış protestolarında çoğunlukla hep gençleri görüyoruz. Bu anlamda çok önemli noktalara değindiğini düşünüyorum. Konuşmanın bir kısmında bir youth power diye de geçti. Yani gençlik gücü diyelim. Gerçekten power var mı? Yani bu gücünüz olduğunu hissediyor musunuz? Yani yanlış hatırlamıyorsam 2023 seçimlerine Türkiye'deki Z kuşağının seçmen oranı %12,5 civarındaydı. Yani seçimlerin arasındaki farkların ne kadar az olduğunu düşününce ve bu kadar büyük bir rakamdan bahsederken evet doğru şekilde organize olabilirse gençin çok büyük şeyler başarabileceğini ve başarıyor da olduğunu düşünüyorum. Şu anda birçok hükümetin gençlik çalışmalarına karşı hükümetin rahatsız olmasını sağlayacak kadar burada genç insan varsa evet güçlü olduklarını düşünüyorum gençlerin. Tabii grupları tek bir
tek bir şemsiye altına sığdırmak doğru değil ama hani gelecekle ilgili, geleceğe baktığımızda gençlerin böyle daha bir konsolide bir görüş, ortak bir vizyonla hareket ettiğinizi veya edebileceğinizi düşünüyor musun? Çok çalışmak gerekiyor. Yani katıldığım uluslararası çalışmalarda, evet, birlikte çalıştığım insanların birçoğu o konsolidasyonu yakalamış insanlar. Ama bu maalesef ki zaten bu alana ilgi duydukları için bir şeyler yapmak, bir şeylerin ucundan tutmak isteyen insanlar oldukları için bu fikir ortaklığı var. Türkiye'de veya diğer ülkelerde bu kadar insanları ayrıştığı bir dönemde gençlerin hepsini birleştirmek çok zor ama çok güzel bir hayal. Hayal. So, bir gençlik hareketinin oluşma ihtimali konusunda. Yayın ve medya bu alanda çok önemli bir rol oynuyor. Sosyal medya gerçekten gençlerin bir şeyleri görebilmesi için önemli bir platforma dönüşmüş durumda. Ama gözlemlediğim kadarıyla çok farklı reaksiyonlar alınabiliyor. Yani birisi sadece yapılmakta olan doğru ve iyi bir şeye yanlış yorum yaptığında bu yanlış yorum çok hızlı temel bulabiliyor. Bunun önüne geçmek için çok çalışmamız gerekiyor. Ama eğer gerçekten bir birliktelik sağlarsak başaramayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani genç olarak bile başaramasak bu fikirleri oturtup bu düşünce seviyesiyle ileriye dönük adımları attığımızda yarın ülkelerin devlet başkanları, kabineleri sonuçta şu anki gençlerden oluştuğu dönemde bir şeyler yapılabilir hale dönüşmüş olur. Ama şu anda gençliğin sesleri olarak Birleşmiş Milletler 30'a kadar genç kabul ediyor tahminimce. 30 yaşına kadar bile bu kadar fazla insanı oturumlarda görmek gerçekten güzel bir şey ve siz de dediğiniz gibi birçok oturumda yorum yapıyorlar, söz istiyorlar. Öncesindeki yapılan çalışmalarda bunların konuşmacı formları doldurulurken bir pozisyona onlarca genç birden başvuruyor. Aktif olarak rol almak istiyorlar. Ve inanıyorum ki eğer gençliğimizin geri kalanı bu alanda zaten kendini gösterebilmekte olan gençleri dinleyebilecek bir bilinç seviyesine ulaşırsa hep birlikte gerçekten çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Oturumlarda aslında oldukça pesimist bir maalesef görüş var. Çünkü şey gerçeği var yani hedeflerde istenen ilerleme kaydedilmedi. Buna rağmen konuşmacıları dinlerken sana ileriye dönük ümit veren mesajlar, görüşler oldu mu? Şu ana kadarki HLPF'de çok dikkat çeken bir şey maalesef göremedim. Kırgızistan'dan Nurgül Hanım bir konuşma yapmıştı. Gençlik ve major grupların, STK'ların görevlerine ve bunların neleri başarabileceğine dair. O gerçekten dikkatimi çeken konuşmalardan birisi olmuştu dünün oturumlarında. Verdiği mesaj. Verdiği mesaj bunların bir arada çalışabiliyor olmaları, koordinasyon içlerinde olduklarında başarılı sonuçlar alınabileceği üzerineydi. O öyle düşünüyorum. Yani sadece yazılı metin olarak okusak, dış bilgilere erişimimiz olmasa hepsi çok umut veren konuşmalar yapıyor da olabilirler aslında. Ama biliyoruz ki birçok ulus devletinin oradaki temsilcisi maalesef çok da kastederek söylemiyorlar. Yani evet gençliği güçlendireceğiz diyorlar
Ama daha sonrasında gençliğin önünü ellerinden geldikçe tıkamaya çalışıyorlar. Ben de yani benim dikkatimi şey çekti. Tabii şaşırtıcı değil herhalde. Yani tamam, ülkeler gayet böyle politik konuşmalar yapıyorlar ama en çarpıcı konuşmalar, yani gerçekten bugün işte bugünkü durumun gerçek boyutlarıyla ortaya koyan, sözünü sakınmadan kadın gruplarını ve gençlerden duyduk. Yani o, bir de şey human rights, insan hakları savunucuları. Bu üç grubunun dışında oldukça maalesef klişe konuşmalar dinliyoruz. Onun şöyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Bizim gruplarımız, özellikle majör gruplar, gençlik ve kadın majör grupları başta olmak üzere çok daha esnek yapılarız ve sorumluluğumuz kendimize ve ekibimize. Öbür taraftan büyük kelimeler kullanıp büyük konuşmalar yapabilmek için devletlerin geçirmesi gereken çok fazla süreç var. Yani bizden bir arkadaş dönüp gençliği umursamıyorsunuz şeklinde bir çıkış yapabilir. Ama başka bir ülkenin temsilcisi bunu dese kendi ülkesinin de sorumluluğunu altına almış oluyor. O yüzden çok cesaret edebildikleri bir şey olduğunu düşünmüyorum. Konuşmacı kimdi hatırlamıyorum ama şey benim için çarpıcı bir cümle kurdu. Gençlere yaralı bir dünya bırakmaya hakkımız yok diye. Ne diyorsun? Yani her nesil bir sonraki nesle maalesef ki daha yaralı bir dünya bırakmış. Hani dünyanın iyiye gittiği bir dönem elbette olmuştur ama bu çok uzun vadeli ve sürdürülebilir olmamış hiçbir zaman. Yani maalesef ki üzülerek söylüyorum, biz de bizden sonrakilere yaralı bir dünya bırakacağız gibi duruyor. Önemli olan bunun bırakılan hasarlarını olabildiğince en aza indirmek ve öncesindeki açılmış yaraların iyileşmesini sağlayarak bir sonraki nesle devretmek. İzleyicilerimize bir son sözüm, bir vermek istediğim mesaj var mı? Bütün süreçlere gençlerin dahil olabileceği ve kararlarda sadece izleyip alkışlamaları için değil, kararın içerisinde bulunması için gençleri dahil edecekleri süreçlerle şekillenen bir yer diliyorum. Programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. My guest today is Megi Marku, and she is a youth delegate from Albania. Megi, welcome to our program. Thank you so much for inviting here to be with you. Megi, Bayan Marku, bu toplantıda siz hangi kuruluşu temsil ediyorsunuz? Bu toplantıda Su ve Gençlik Parlamentosu ve Uluslararası Su Sekreterliğini temsil ediyorum. So your focus is on water. That's interesting. Birleşmiş Milletler'de veya sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili toplantılara daha önce hiç katıldınız mı? Here are the United Nations headquarters. Evet, burada Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 2023'te ECOSOC Gençlik Forumu'na katıldım. Ve şimdi de 2024 için üst düzey siyasi forum için buradayım. Aynı zamanda iklim alanıyla da ilgileniyorum. Ve COP28'in ve Haziran ayındaki Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın da bir parçası oldum. You said you're involved in the water. Bu programını temsilen geldiğinizi söylediniz. Bize bu program hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? First of all, since my background... Evet, öncelikle akademik geçmişim su mühendisliği. Aynı zamanda iklim alanıyla da ilgileniyorum. Dolayısıyla suyun korunması ve sürdürülebilir yönetimi söz konusu olduğunda su benim için çok önemli bir konu. Küresel bir organizasyon olan Dünya Gençlik Parlamentosu'nu su için temsil ediyorum. Suya tutkuyla bağlı olan ve onu savunan gençlerden oluşan bir ağ. Dünya çapında 15 ulusal ve bölgesel bölümü de bulunmaktadır. Specific to the water group that you're involved. Dünya Gençlik Parlamentosu olarak ne tür faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz?
World Youth Parliament for Water has... Su için Dünya Gençlik Parlamentosu 20 yıldır faaliyet göstermektedir. Bu vesileyle geçtiğimiz Mayıs ayında Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen Dünya Su Forumu'na katıldığımızı belirtmek isterim. Bu forum 3 yılda bir düzenleniyor ve biz de siyasi süreçler ile tematik süreçlerin ele alındığı tartışmaların aktif ve ayrılmaz bir parçası olduk. Bu tartışmalar daha önceki forumlarda yapılanlardan farklıydı. Bunun nedeni Dünya Su Forumu ile çalışan üye devletler ve kuruluşlarda su için Dünya Gençlik Parlamentosu'nun etkisiydi ve biz de bu tartışmaların bir parçasıydık. Şahsen ben yerel ve bölgesel yönetimler gününün bir parçasıydım. Masadaki bir genç olarak kendi katkımı sundum ve yerel ve bölgesel yönetimlerin deklarasyonuna yönelik potansiyel iyileştirmeler önerdim. Bu nedenle bu kilit alanlarda katılan gençlerin sayısında bir artış görüyoruz ve bu düzeyde bir katılım görmekten de memnuniyet duyuyorum. Şu anda üst düzey siyasi forumda onları temsil ediyorum. Geçen cuma günü su ve barış konulu bir tartışmanın da parçasıydım. Su ve barışın iki önemli ancak sıklıkla göz ardı edilen alan olarak önemine ilişkin görüşlerimi sunabildim. Özellikle mevcut bağlamda suyun günlük yaşamımızdaki hayati rolünü de vurguladım. Su konusunda yerel yönetimlerle çalıştığınızı söylediniz. Bu politika geliştirme sürecine dahil olduğunuz anlamına mı geliyor? I'm not involved in policy development. Arnavutluk'ta politika geliştirme süreçlerine dahil değilim. Gönüllülük esasına dayalı olarak çeşitli kurumlara destek sağlıyorum. Gençlerin katılımıyla ilgili olarak Dünya Su Forumu sırasında bir pozisyon belgesi geliştirdik. Ve ülke düzeyinde katılım için ek yollar araştırıyoruz. Buna gençleri su ile ilgili girişimlere dahil eden diğer ülkelerle işbirliklerinin de geliştirmesini dahil edebiliriz. How much Arnavutluk'ta ne kadar savunuculuk yapabiliyorsunuz? Well, compared if I'm able to compare both. Çoğunlukla daha kolay ve daha fazla fırsat sunduğunu düşündüğüm uluslararası düzeyde çalışıyorum. Arnavutluk'a gelince bazı kısıtlamalarla karşılaşıyorum. Ancak UNFCCC müzakerelerine Arnavutluk'un temsilcisi olarak da katıldım. At this HLPF. Bu HLPF'de yoksulluk, açlık ve iklim amaçları ele alındı. Ben şunu çok ilginç buluyorum. Yani hedeflerde gençlik olarak gençlik konusu hiç geçmiyor öyle diyelim ama çoğu konuşmacı da gençlerden bahsediyor. Gençlerin konuşmacı, savunucu olarak geçmişe nazaran daha önemli bir rol oynadığınızı düşünüyorum. Siz ne dersiniz? If you are aware, we have the major group for children and youth, which are... Çocukların ve gençlerin çıkarlarını temsil eden önemli bir grubun varlığını vurgulamak isterim. Bu grup, gençlerin katılımıyla ilgili konularda seslerini duyurmaları ve bu alanlara aktif katılımları ile dikkat çekmektedir. Ayrıca ben de yukarıda bahsi geçen çocuk ve gençlere yönelik ana grubun bir parçasıyım. Masada doğrudan temsil edilmesek bile bu tartışmalara katılmamızı sağlamak için harcanan kayda değer bir özveri ve çabaya tanıklık edebilirim. Görüşlerimiz hala dikkate alınmakta ve söylemlere dahil edilmekte ama kapsamlı diyaloğa rağmen özellikle gençlerle ilgili olarak kapsayıcılığın önemi göz ardı etme eğilimi var. Bu çocuklar ve gençler ana grubunun önemli adımlar attığı bir alandır. Ancak hala daha somut sonuçlara ihtiyacımız var. Somut eylemlerin eksikliği göz önüne alındığında konuşmanın bir parçası olmak ve sesimizi duyurmak konusunda her zamankinden daha kararlıyız. Bir etki yaratmak istiyoruz ve bu hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu zorlu bir adım. Bu sürecin zorlukları da yok değil. Şu anda nasıl ilerleyeceğimize dair mevcut bir kılavuz yok. Üye devletleri etkilemenin ve değişimi kolaylaştırmanın yollarını araştırıyoruz. Bu üye devletlerin somut adımlar atmasını sağlamak için çok önemli bir adım diyebilirim. Gençleri programlarımıza ve gündemlerimize etkin bir şekilde entegre etmek için gençlerin katılımını sağlamak ve ihtiyaçlarını ele almak çok önemli. Küresel tartışmalarda gençlere öncelik vermeliyiz. Gençlerin küresel gündemlere dahil edilmesi bence şarttır. Daha proaktif tedbirler teşvik edilebileceği için bu tür tartışmaların daha düzenli bir şekilde yapılmasının faydalı olacağına da inanıyorum.
I have noticed that, for example, Ireland. Oturumlardan birinde İrlanda adına konuşan kişi aslında İrlanda'nın gençlik delegesiydi. Ama orada gençliği temsilen değil, İrlanda hükümetinin sözcüsü olarak konuştu. Gençlerin masada olmalarının önemi nihayet anlaşılıyor diyebilir miyiz? Personally, I do believe that dividing things sometimes is not the best idea. Görevleri bölmek her zaman en etkili yaklaşım değildir. İnsanları ayrı bir gruba ayırmak yerine bir bütün olarak tartışmaya dahil etmek tercih edilebilir. Bizler sadece delegeler olarak değil, sonuçta payı olan bireyler olarak sürecin ayrılmaz bir parçası olarak görülmeliyiz. Bizler de sizin, benim ve diğer herkes gibi insanız. Dolayısıyla aradan geçen zamanı ve bunun yarattığı farklılıklara rağmen temelde hala aynı olduğumuzu kabul etmek çok önemlidir. Geçmişlerimizdeki farklılıklara rağmen ortak olarak kabul edildiğimizi görmek cesaret verici. Bunun diğer üye devletler arasında da daha yaygın hale geleceği konusunda iyimserim diyebilirim. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2015'te lanse edildi. Üzerinden 9 sene geçmiş olmasına rağmen beklenen ilerleme kaydedilmedi. Hedeflerin sadece %17'si beklenen düzeye gelmiş. Tabii biz burada hedef, gündem, amaç, süreçlerden bahsediyoruz ama bu sözcüklerin arkasında esas konu sizin geleceğiniz. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu beklenen ilerlemenin kaydedilmemiş. So I was in a couple of meetings. I had the chance to see about. Birkaç toplantıya katıldım ve çalışmaların yerel ve ulusal düzeyde nasıl dahil edildiğini görme fırsatım oldu. İlham verici hikayeler dinledim ve bazı ilerlemenin kaydedildiğini gördüm. Ancak sizin de söylediğiniz gibi yoldan sapmış durumdayız. Neredeyse tüm sürdürülebilir kalkınma hedefleri yolunda gitmiyor. Şu an 2024 yılındayız. 2030'a sadece 6 yıl kaldı. Ancak biz sürekli bir sonraki toplantıyı, zirveyi bekliyoruz ve arada yapmamız gerekenlere odaklanamıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Belki de bu konuda eksik kaldığımız şey birbirimizle işbirliği yapma, başarı ve başarısızlıklardan ders çıkartma ve bir bütün olarak daha birleşik bir gezegen olma çabasıdır. Hepimizi etkileyen ve geleceğimizi ve gelecek nesillerimizi etkileyecek sorunlarla karşı karşıyayız. Umarım gelecek nesiller de uluslarımızın gelişimi için mücadele etmeye devam eder. Ancak şu anki durumu göz önüne bulundurduğumuzda durum kritik. Daha fazla ülkenin, özellikle gençlerin yardımıyla bizi ileriye taşıma konusunda istekli ve açık olması gerekiyor. Gençlerin ulusal gönüllü raporlarını geliştirmeye, planlarını ve projelerini tasarlamaya, geliştirmeye ve uygulamaya çalışırken yanlarında olmaları çok önemli. Bence bu eksikliğin hissettiğimiz şeylerden biri. Belki de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gelişmesine nasıl yeni fikirlerin etki edeceğini denememizin zamanı gelmiştir. During one of the sessions, seanslardan biri sırasında hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum ama delegelerden biri şöyle dedi: "Korkarım gençlere yaralı bir gezegen bırakıyoruz. Buna ne diyorsunuz?" This is something that could say it's very touching because the planet is already wounded. The planet is already trying to heal. Bu konu gerçekten çok dokunaklı çünkü gezegenimiz zaten yaralı. Gezegenimiz kendini iyileştirmeye çalışıyor ama desteği ve bakımı almıyor. Onu sürekli zarar vererek sınırlarını zorluyoruz. Bu yüzden eski haline dönmesi mümkün değil gibi. Ancak örneğin yakında yapılacak olan geleceğin zirvesi var. Bu zirvede çevreye yeterince odaklanılmıyor. Belki de bu durum değişmeli çünkü şu an bu krizi yaşıyoruz. Dışarı çıkmak için hava çok sıcak. Hatta kısa sürede dışarıda durmak bile zor. İnsanlar bu değişiklikleri fark ediyor ama bu değişimler eski haline dönmeyebilir. Geçmişte yaşadığımız dünyada yaşamıyor olabiliriz ve daha zor koşullara uyum sağlamaya başlamamız gerekebilir. Bu durum bana göre en çok gelişmekte olan ülkelerdeki insanları etkileyecek. Çünkü uyum sağlayamayan, hayatta kalamayan topluluklar etkilenecek. Onların başlıca kaynakları olan toprak, tarım, balıkçılık gibi alanlar ellerinden alınıyor. Bundan sonra gençlerin tehlikelerle dolu, iyileşmeyen, her geçen gün daha da tahrip olan bir çevrede büyüyeceğini öngörüyoruz. Belki de konuştuğumuz gelecek hiç gelmeyecek. Ama bizim gibi insanlara ihtiyaç var.
Bu eylemlerden biz etkileneceğiz. Bu yüzden belki de bu eylemleri, programları ve projeleri geliştirecek olanlar biz olmalıyız ki sonuçlarına katlanacak olan da bizler olacağız. As we're wrapping up, İzleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yeah, definitely. I would say do not give up. Hiç kesinlikle pes etmezdim. Bu basit ve çok yaygın bir mesaj. Ancak değişimi etkilemeye çalışmaktan vazgeçmeyin. Daha yüksek bir ses olmaya çalışmaktan vazgeçmeyin. Ulaşmak istediğiniz şeyi başarmaya çalışmaktan vazgeçmeyin. Çünkü öyle ya da böyle yolunuzu bulacaksınız. Ve öyle ya da böyle tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Buraya geldim ama kolay bir süreç olmadı. Ama pes etmeyin. Çünkü eminim ki dışarıda biraz ilerlemeye ihtiyaç duyan o kadar çok harika insan var ki. Onlar da başarılarına giden bir yol bulmayı başaracaklar. Thank you for being one of those amazing people who are working for, thank you for so the much. Betterment. And thank you for taking time to meet with us. Thank you for having me here. Okay, thanks. Haftaya tekrar bir İstanbul Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seslendirmede verdiği katkıdan dolayı Sayın Doktor Burcu Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz.